Efendim şu anda Ankara Esenboğa Havalimanı'ndayız ve arkamda görmüş olduğunuz kalabalık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ana vatana ve Türk milletine desteğe gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı. Hep birlikte tek yüreğiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 Temmuz gecesi yaşatılmaya çalışılan darbe girişimini protesto etmek ve Türk milletine destek vermek için birlikteyiz. Efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi başkenti Ankara'dan canlı yayınımız devam ediyor. Ada Haber Bülteni'ni Kıbrıs Türk Televizyonu'nda önemli bir misyonu üstlenerek Kızılay, tarihi Kızılay, yeni adı Demokrasi Meydanı'ndan gerçekleştiriyoruz. Bugün burada bulunmamızın sebebi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir uçak kalktı ve bu anlamlı organizasyon için Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz'da yaşadığı o kara günü protesto etmek için Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve halkına destek vermek için bir organizasyon gerçekleşti. İşte arkamda görmüş olduğunuz kalabalık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını sallayan halkımız. Ada TV olarak önemli bir ilki gerçekleştiriyoruz. Israrla söylüyorum çünkü gurur duyuyorum şu anda bu meydanda olmaktan, Demokrasi Meydanı'nda olmaktan, yani Kızılay Meydanı'nda olmaktan. Haber bültenimize yine bir değerli konuğumla devam edeceğiz. Avrupa Parlamentosu eski milletvekili ve Fethullah terör örgütüne karşı aslında yaptığı demeçlerle bugün değil, geçmişten günümüze altını çizmekte fayda var. Mücadeleyle bilinen bir isim. Ozan Ceyhun şu anda yanımızda. Hemen onun da bu önemli tarihi meydanda duygularını almak istiyorum. Ozan Bey merhaba. İlk önce Ada TV'ye teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yayın gerçekleştirdiği için şu an muhteşem bir manzaranın önündeyiz. Aşağıda Kıbrıslı kardeşlerimiz zaten. Ama diğer taraftan Mehter Marşı müziği arkamda. Benden daha mutlusu olamaz. Dediğiniz gibi de Fethullah Gülen denilen o aşağılık adamın hem onun hem de bütün ÇÜRK'sının yıllardır düşmanıyım ve düşmanları olduğum için de onur duyuyorum. Her zaman analarını ağlattım. Benden gerçekten çok çektiler. Cumhurbaşkanımın bir neferi olarak da onlara çok çektirdiğim için gurur duyuyorum. Daha da çok çekecekler, müjdeleyeyim. 15 Temmuz'u yaşayan birisiniz. Bu meydanlar nasıldı o akşam? Valla buralar kahramanlık destanlarının yazıldığı yerler. Burada zaten F-16 uçağı sürekli alçaktan uçtu. Helikopterin burada uçak savar mermileri sıktı. Yerlerdeyiz. Yani burası gerçekten demokrasi mücadelesinin gerçek anlamda verildiği yer. Ve o nedenle de her akşam, her gece insanların burada bir araya geliyorlar ve demokrasiye sahip çıkıyorlar. Ama sadece burada da değil. Şu an biz Kızılay'dayız. Beştepe'de aynı şekilde. Bakın pazar günü ben Köln'de olacağım. Köln'de inleteceğiz Köln'ü. Metin Külük kardeşim, UETD Başkanı Zafer Sırakaya, daha nice dostlarımızla. Mehdi Eker gelecek bildiğim kadarıyla. Belki bir bakanımız orada olacak. Ve Ada Haber Bülteni'nin başkent Ankara'dan gerçekleştirdiğimiz yayınımızın sonuna geldik efendim. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bugün bu tarihi meydanda manevi değerlerin çok yüksek olduğu inanılmaz bir duygu içerisinde bu haber bültenini gerçekleştirdik. Arkamızdaki kalabalık, buradaki coşku, buradaki irade, milletin iradesi gerçekten görülmeye değerdi. Bu atmosferi de Ada TV aracılığıyla Kıbrıs Türk Televizyonu'nda bir ilki gerçekleştirerek sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi sözü ben tekrar merkeze, Elçin kardeşime bırakacağım. Ve bizim buradaki yayınımız şimdilik sona eriyor. Her zaman söylediğimiz gibi efendim bizden ayrılmayın. Ada Haber'i izlediniz. Ankara'dan şimdilik hoşçakalın. Efendim Nazmi Pınar'a çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Ada TV ekranlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilk yaşandı. Ada TV farkıyla demokrasi nöbetini canlı olarak Nazmi Pınar sizlere ekranlarınıza getirdi. Yavrum, Kıbrıs'tan gelen konuklarımız var.
Milli İnanıya Saygı platformundan 100 arkadaşımız gelmiş. Haydi Ankara!